Merhabalar, sevgiler değerli arkadaşlar. Hepinizin malumu, daha önce duyurduğum üzere genel spor dünyasındaki genel bir gündemle karşınızda olmayı düşündüğüm bu saat yayını yapmak durumunda kaldım. Ama sizlere duyurduğum gibi konuşacağım konularla ilgili verdiğim bilgiler dışında başka şeyler gelişti. Türkiye'nin gündemi birçok defa yıllar boyunca çok farklı bu manada ki ülkemizin kaderi bu, bulunduğumuz coğrafyanın kaderi bu. Daha önce de ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleşmiş, canlar almış. Tabii ki Allah'ın bir hikmeti canlar almış. Tabii bütün bunların ölçüsüne baktığımızda bunların önlemi alınmamış bir ülke statüsünde olduğumuz gerçeğini de unutmamamız lazım. Bunları söylememin ana sebebi Elazığ'da bugün görüntülere yansıyan, gündemden çok uzağım ama şiddetli 6.4, 6.8 orada yaşayanların ki hissettikleri ölçüde söyledikleri 7 civarında olduğunu söyledikleri ki 17 Ağustos depremini derinden bir üzüntüyle yaşamış, arkadaşlarını kaybetmiş, çok değerli her ibadetimde dua ettiğim, aynı odayı paylaştığım, aynı ortamı paylaştığım çocukluk arkadaşlarımın, abilerimin veya şehrimin, bütün ülkede yaşanan birçok farklı şey oldu ama insanlarına dua ettiğim bir olay deprem. Deprem denince akan sular duruyor. Böyle bir ortam yaşıyoruz. Umarım çok fazla can kaybı olmaz, hiç olmaz ki söylenen şey enkaz altında kalanlar olduğu resmi açıklamalardan okuduğum kadarıyla henüz herhangi bir bilgiye ulaşmadık ama her bir can bizim için çok önemli. Elazığlılara ve bunu hisseden sadece Elazığ'da değil birçok civar illerde de hissedildiğini sosyal medyadan takip etmeye çalıştım. Hisseden bir şekilde bu korkuyu yaşayan herkese geçmiş olsun. İnşallah kötü sonuçlar çıkmaz. Buradan buna dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Deprem konusunda bunu söyleyeceğim. Gündeme asıl hazırlandığım ve söylemem gereken gündeme bu sebepten dolayı girmiyorum. Girmek istemiyorum. Gelişmeleri ben de sizin gibi haber kanallarından, uluslararası kanallardan ve Türkiye'deki güvendiğimiz birçok haber kanalından takip etmeye çalışacağım. Tabii 24 Ocak bugün, Türkiye'de şu anda gecenin bir vakti, kış günü, zor şartlar, oralarda enkaz altında kalmış ve çok zor durumda kalan insanlar olabilir. Bunlara bütün iyi niyetlerimizi, bütün iyi dileklerimizi, onun dışında da ne yapabiliyorsak, bizim o kendimize has, o güzel duygumuzu onlarla beraber olarak, hem dua olarak, hem madden, yani para olarak değil, maddi olarak derken onların yanında olmaya çalışarak, bu yaraları, bu korkuları bir şekilde salmamız icap ediyor diye düşünüyorum. Onun için yayınımın genel konusunu yapmayacağım. Onu söylemek için karşınıza geldim. Yayını yapmış olmak için birçok insan bekliyor bunu. Diğer taraftan da bugünün ayrı bir önemi var. 24 Ocak hepimizin malumu. Tabii ki bu tarihte çok değerli, herkesin çok değerlisi birçok insan ölmüştür. Göçmüştür bu dünyadan. Ama benim için önemli bir isim olduğunu düşündüğüm hemşerim Ali Gaffar Okan'ın vefatının yıl dönümü. Çok saygın, çok önemli işler yapmış bir emniyet müdürüydü. Diyarbakır'da hunharca, barışa, bütün güzelliklere ve bunlara son vermek için yapılan bir eylemdi. Bunun her dönem başka manada farklılarını ülkemiz görüyor. Bunu isteyenler tukaka ediliyor ve böylesine değerli bir şehidimiz var. Ali Gaffar Okan. Onu da rahmetle anıyorum. Diğer bir taraftan Uğur Mumcu aynı gün, bütün değerli insanların aynı güne denk geldiği ki sanıyorum İsmail Cem, o da benim bir başka hemşerim. O da bu tarihte ölmüştü. Öyle hatırlıyorum. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Uğur Mumcu'ya da Allah'tan rahmet diliyorum. Bir dönem meclis başkanı yapmış eşi, çocukları, herkese de sabırlar diliyorum. Tabii bu 24 Ocak'ın bizlere hatırlattıkları anlamında
bunu söyleme gereği duydum. Diğer gündemle alakalı bugün müsaade ederseniz böyle bir program çekmeyelim. Onunla ilgili söyleyeceklerim var. Tabii ki şunu da ifade etmek lazım arkadaşlar, değerli takipçilerim, abonelerim. Yani hep şunu derler, zaman zaman televizyon programlarında biz de olduk. Çünkü önceden planlanmış televizyonlar, bu az evvel bahsettiğim talihsiz olayı mutlaka ki gündemlerine aldılar, devam ediyorlar. Onun dışında program akışlarını değiştirmeyen programlar yapanlar olabilir. Ama bu hassasiyeti göstermek durumunda kaldığım için böyle de bir ya bu mecbur bunu yapmazsam olmaz diyebileceğim de bir ortamda olmadığım için yayınımı asıl konuşmam gereken gündemi gelişen bu acı çok üzücü ve umarım sonuçlarının bizler için hayırlı. Yani hiçbir can kaybına sebep olmadan sadece mülkler gitsin. Onların karşılığını mutlaka ki hem Türk insanı bütün birimleriyle orada olup karşılayacaktır geçmişte yapıldığı gibi. Bu yayını bir şekilde burada kesmek istiyorum. Tabii ki şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti diyor. Çok üzücü yani hakikaten. Bizim gibi yani şu anda başka şeyler yaşayan insanlar için de bu çok daha farklı bir şey. Her depremde, kendi memleketimde olan depremde de neyse orada olup onlarla beraber olmayı tercih eden, seçen, her manada yardıma koşan biri olarak sadece dua etmekten başka bir durumda değiliz. Bunları yaşadık. O açıdan çok üzgünüm açıkçası. Çünkü Elazığ'da dostlarım var. Birkaç tanesini hemen aradım. Yani onlarda bir sıkıntı olmadığını duyduğum rahatlık eyvallah ama kim yakınsa ona dokunuyor. Şu an orada yaşanan, bu sıkıntıyı yaşayan herkese çok yakın olduğumu da söylemek istiyorum. En azından dua olarak bu yakınlık, his olarak da böyle bir durumdayım. Çok kararsız kaldım. O açıdan Allah tabii bütün masumlara yardım etsin, bütün insanlığa yardım etsin. Çünkü dünyanın birçok yerinde farklı farklı hem zulümler yaşanıyor, hem böyle doğal afetlere maruz kalan yerler var. Birçok yerde bunları yaşıyoruz. Birçok bu tip organizasyonlara da gittik. Dünyanın farklı farklı ülkelerinde kendi mesleğimizle alakalı oralara yardım amaçlı maçlar oynadık. Şu anda arkada bulunan bununla ilgili bir tsunami felaketinden sonra oynadığımız bir dünya karması maçının plaketi var. Bana özel verilen bir plaket var. Yani kendi mesleğimle ilgili bu tip şeyler de olmaya çalışıyorum. Ha bugün bunları yapamıyoruz. Ülkemizde değiliz. Van depreminde, onun dışında işte Gölcük, dolayısıyla Sakarya, Düzce, İzmit birçok yerde bunlar yaşandı. Geçmişte Sakarya depremi daha önce de olmuştu. Annemin yaralandığı faytondaymış o zaman. Depremleri bilen ve bununla yaşayan toplumuz bizler. Erzincan olmuştu. Ülkemiz deprem bölgesi ama bununla yaşamayı bir şekilde öğrenmeliyiz. Yönetimler böyle mi hareket ediyor? Hayır. Bunu çeşitli defalar haberlerde görüyoruz. İnsanlarımız buna alışkın ve buna uygun şartlarda bir koruma altında değiller. Bu anlamda seçilen insanların buna riayet etmemeleri ve bunun da vebalinin ve sorumluluğunun onların üzerinde olduğunu söylemek istiyorum. Neden? Çünkü bu yetki devamlı bugün oldu, 3 gün sonra unutulur duygusuyla örtbas edilebilecek bir şey değil. O açıdan insanımıza değer vermeli ve onlar için çalışmalı. Ben yayını çok daha fazla uzatmayayım. Başta da söylediğim gibi isimleri yüzlerce kere tekrarlanması gereken, tabii ki şehit olduktan sonra kıymet bilinen bir ülkede yaşıyoruz. Öldükten sonra biliyorsunuz anmak çok kolay olur. Bu şehitlerimizi, yani ben artık bunu nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ali Gaffar Okan'ın, şehit Ali Gaffar Okan'ın, memleketlim, hemşerim Gaffar Okan'ın rahmetle anıyorum, duayla anıyorum. Birer Fatiha okuruz. Hani ekranları başından hepimiz Fatiha okuruz. Ben sıklıkla o isimleri anıyorum. Uğur Mumcu'ya hakeza öyle birer Fatiha okuyalım. Ve İsmail Cem'e çok sevdiğim, değer verdiğim bir insandı. Aynı gün olduğu için, gündem olduğu için söylemek gereği duydum. Kendinize çok iyi bakın. Gündeme dair konuşmak bugün için
Olmasın. Umarım az evvel bir arkadaşımızın ifade ettiği şu ana kadar 4 can kaybı var demiş. İnşallah yoktur. Yanlış haberdir. Öncelikle öyle söyleyeyim. Öyleyse Allah'tan rahmet diliyorum. Yani deprem şeydi, işte ihmal şeydi diyebilir miyiz bilmiyorum. Bunun da değerlendirmesi bana düşmez ama bu canlarımızı kaybettiysek mutlaka ki bu enkaz altında inşallah başka kimse yoktur. Bu kadarla kalsın da diyebiliriz. Allah rahmet eylesin. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki artık başka bir programda görüşmek üzere.